Hem bizim için hem dünyada bu salgınla mücadele eden herkes için bundan sonrasında ne var, ne olacak, toplumlar, ekonomiler nasıl etkilenecek sorusu acil bir soru, aciliyet kazanan bir soru. Biz de bugün anlamaya gayret edeceğiz. Türkiye nerede, dünya nerede diye. Bizimle beraber İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'i, Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Ege Yazgan var 360'ta. Hoş geldiniz, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz. Herkesin sesini alabiliyorum ve devam edebiliriz. Yine size farklı başlıklarda sorular yönelterek bu gidişatı anlamaya gayret edeceğiz. TÜİK rakamları da taze olduğu için işsizlikle başlamak istedik. Hem küresel bir sorun hem de hane halkını yakından etkileyen bir mesele olduğu için. Bize neler söylersiniz? Hem Türkiye'nin işsizlik rakamları, hem genç işsizliğinin Türkiye için nasıl bir sorun olduğu, hem de dünyada salgın sonrasında etkilenen istihdamın bizi nereye taşıyabileceği. Şeref Bey, sizinle başlayalım. Sonra Sayın Yazgan, evet, sizden bir analiz rica edeceğim. Ve Can Selçuk'u da bize hane halkının işsizlikle nasıl mücadele ediyor olduğunu anlatır Türkiye'de ve dünyada. Buyurun lütfen. Şimdi normal klasik anlamda işsizliği takip ettiğimiz seriler, tanımlar yavaş yavaş kırılmaya başladı. Artık dönüşüyorlar. Üstelik sanıyorum bir daha o tanımlara dönmek yerine yeni tanımlara ihtiyaç. Bunlardan bir tanesi kime işsiz diyeceğimiz. Düne kadar kendi iradesiyle kendini işsiz bırakanları saymıyorduk. İşte Türkiye'de bu oran 13,5 falan diyoruz. Artı 4,5 milyon civarında insandan söz ediyoruz. Ancak 2 milyon da iş aramayanları da kattığımız zaman olay değişiyor. Sokak satıcıları dediğimiz 5 milyon insan söz konusu. 1 milyon insan da evlere çalışmaya gidiyor. Ve bu bizde durum böyle de, bizim durumumuz kötü de, diğer ülkeler nasıl diye baktığımız zaman korona enteresan bir eşitleme sağladı. Boş sokaklarla beraber kentler kentlere, ekonomiler ekonomilere ve tedbirler de tedbirlere benzemeye başladı. Ve işsizlerimiz de birbirlerine yakınlaştı. Bazıları evde çalışabiliyor, bazıları zaten işsizlik halleri devam ediyor ve biz bunların cebine nasıl para koyarız gibi tedbirler geliştirmeye başlarken, bana göre işsizlik artık yeni bir iş kolu haline gelip bir tanım getirecek ve sanıyorum son 5 senedir ağzımızda dolanan ama bir türlü ne olduğundan pek emin olmadığımız küresel asgari ücret ya da evrensel ücret dediğimiz yapı yavaş yavaş devreye girecek. Türkiye'deki işsizliğin diğerlerinden daha yukarıda aşağıda olmasından ziyade herkesin işsiz kaldığı ortamına bir rakam vermek istiyorum. Az önce Amerika'ya bağlanılmadı ama Amerika son 5 yılda 15 milyon yeni iş yaratmakla övünürken 45 günde 22 milyon işsiz üretti. Şimdi bu önümüzdeki dönemde korona sonrasında ekonomilerin yeniden tırnak içinde yeni normale dönüştüğü zaman görecek olduğumuz şudur. İşsizliğin gideceği noktayı, varacağı noktayı, asgari ücreti, evrensel asgari ücreti talep eğrisinin ne kadar düşeceği gösteriyor. Şu anda 1/3 oranında olan bu gerileme sanıyorum 2/3 oranında bütün ekonomileri etkileyecek ve zaten dünya eskiden büyüme üzerinde verdiği mücadeleyi şimdi daha az küçülme üzerinde vereceğinden dolayı işsizlerin sayısı artacağı gibi ne kadar bir işsizle nasıl baş edileceği hükümetlerin en büyük sorunu olacak. Çünkü işsizliğin özel bir tanımı var. Bir ekonomik sorunu sosyal sorun haline getirebiliyor. İşin üstelik daha dramatik tarafı bir sağlık sorunu, ekonomi sorunu üst üste gelmiş olan ülkelerde bu daha felaketli olacak. Az önce Rusya'dan bahsederken ekonomiyi sordunuz. Zaten başlarına bir varil bombası düşmüştü. Petrol fiyatları düştü. Onlar biliyorsunuz ürün ülkesi. Şimdi korona üzerinden geldi. Şimdi Türkiye o anlamda sadece ekonomisini açılmaya yönelik noktada dururken sağlık sorunuyla baş ediyor. Ona da iyi bir baş ediyor ama üreteceği işsizliği çözmek yepyeni, radikal, farklı ve paradigmaların değiştiği bir çözümleri de bizi mecbur kılacak. Şeref Bey, başlarına varil bombası düştü ifadenizi manidar buldum. Sanıyorum Suriye'deki rejimin... Petrol fiyatlarının, evet, bu kadar düşmüş olmasını kastettim. Çok iyi anladım ama akıllara Suriye'yi de getirdiğini söylemeden edemeyeceğim. Malumunuz Suriye'de, evet, çok büyük zulümler, evet, görüldü. İnsanların, sivillerin başına atılan o bombalar rejim ve tabii ki Rusya'nın desteklediği rejim sebebiyle. Dolayısıyla bir çağrışım olduğundan ötürü altını çizmek istedim. Boşuna kullanmadığınızdan eminim çünkü. Bahsettiğiniz birkaç kavram var. Onları açmakla ilgili de Profesör Doktor Ege Yazgan'dan ricada
bulunacağım. Mesela küresel asgari ücret konusu. Bunun hangi şartlarda gündeme gelmesi ihtimali. Dünyada işsizlik meselesinin nereye gidiyor olduğu. Bize ve dünyaya baktığınızda ne görüyorsunuz? New York Times'ın da tabii son günlerdeki o bu dönemin önemli manşetlerinden biri olacak gazete sayfası da akıllara geldi ister istemez. 45 günde 22 milyon işsiz çok sert bir grafikle gazetenin tüm sayfasını kaplayacak şekilde basılmıştı. Bunu da düşündük. Asgari, küresel asgari ücret meselesi ve dünyada işsizliğin gidişatı. Neler söylersiniz? Şimdi önce Amerika'dan başlayalım. Dünya denilince tabii en büyük ekonomik güç olarak Amerika akla geliyor. Yani bu son gelen işsizlik rakamı aslında Amerika'nın pek tarihinde eşine benzerine rastlanmamış bir rakam. En yakın yaşanılan dünya işte 2008 finansal krizinde ortaya çıkan işsizlik rakamları bunun yanına bile yaklaşamıyor. Yani 2008 finansal krizinin en yüksek olduğu zamanlarda 2009'un Mart'ı yanılmıyorsam yani 1 milyona yakın bir işsizlik rakamıyla karşılaşmıştı. Şimdi bunun bu kadar hızlı bir biçimde ortaya çıkması yani ne kadar derin bir şokla karşı karşıya kalındığının bir ifadesi. Bir diğer taraftan da tabii ki 2008 büyük finansal krizinden sonra yaratılan para politikaları aracılığıyla, genişleyici para politikalarıyla işsizlik %3,5'lara kadar Amerika'da gelmişti ama 45 günde %14'ün üzerine çıktı, tekrar 15'lere yaklaştı sanırım. Şimdi tabii bu da yaratılmış olan bu büyümenin ne kadar aslında kırılgan ve servis sektörü ağırlıklı, daha servis sektörünün de çok kırılgan işlerine dayanarak yaratıldığını ve ne kadar da böyle kırılgan bir yapı içerisinde olduğunu da bu Amerika'da yaşanan büyümenin bunu gösteriyor. Tabii ki buradan hemen bunun yapılan bazı senaryolara göre işte çok hızlı bir çıkış söz konusu olabilir. Tabii bu her zaman sağlık sektörün sağlık tarafındaki gelişmeye bağlı olduğu için, öncelikle bu bir sağlık şoku, sağlık krizi olduğu için, o taraftaki bir gelişmeye bağlı olduğu için bu kadar hızlı bir toparlanmayı bekleyecek herhangi bir veri yok elimizde. Bazen tabii finansal piyasaların bu yöndeki beklentileri, bazen finansal piyasalardaki hareketleri yönlendiriyor. Böyle bir iyimser hava ortaya çıkıyor gibi görünüyor ama yani bu taraftan pek o kadar reel ekonomide de bu kadar sizi tekrar yeniden işe döndürecek bir gelişmenin olmasını beklemek pek yerinde değil. Bizdeki bize dönecek olursak yani bu tabii bir de şunu da ekleyeyim hemen bu yeni normalde bu işsizler tekrar nerede istihdam edilecek? Yani yeni normal dediğimiz zaman tekrar aynı ekonomiyle devam etmeyeceğimizi hepimiz 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Ne olacağına tabii ki pek şu anda kestiremiyoruz ama elbette bazı endüstriler ya ortadan kalkacak ya zayıflayacak ve bazıları güçlenecek. Tabii ki bunların da bu işsizlerin oralara tekrar yeniden iş bulmaları bayağı uzunca bir süreç alacak. Yani işsizlik ciddi bir problem haline gelecek. Bize döneyim hemen, bizde Türkiye'de de son gelen işsizlik rakamı tabii ki bu Covid şokun öncesine ait bir rakam. Orada da yavaşça bir emek piyasasında ufak bir toparlanma gördük ama bir taraftan da işsizlik rakamında oradaki iyileşme şuydu, iş gücünden çekilen ciddi bir miktarda insan var. Yani iş aramakta umudu kesmiş ve dolayısıyla iş gücünden çekilmiş. O da tabii ki işsizlik oranını biraz aşağıya çeken bir faktör olarak karşımıza çıkmış. Ama genel olarak düşünecek olursak elbette 2018 Türkiye'de yaşamış olduğumuz 2018 resesyonuyla bağlantılı olarak evet Türkiye ekonomisi gayri safi milli hasıla büyümesi olarak 2018 krizinden önceki seviyeye çıktı, hatta onun ötesine de geçti. Orada hızlı bir toparlanma yaşadığımızı söyleyebiliriz gayri safi milli hasıla açısından. Ama yemek piyasası açısından yani işsizler açısından o toparlanmanın aynısı gelmedi. Yani biz 2018 öncesindeki, 2018 resesyonu öncesindeki seviyeye henüz dönebilmiş değilken birden Covid şoku geldi. Şimdi tabii bu kısmi iyileşme bir sonraki işsizlik rakamlarında aynen Amerika'daki gibi bu o oranda görmesek tabii ki öyle bir şey mümkün olmayacaktır ama yani yine bir ciddi bir işsizlik, özellikle yine bizde de bu en formal sektörden işsizler de olacaktır. Orada göremediğimiz rakamda da göremediğimiz bazı işsizler de olacaktır ama onun dışında servis
servis sektöründe ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacağımızı söyleyebiliriz. Aynı şeyler bizim için de geçerli. Hızlı toparlanma olduğu zaman yeni iş kolları nasıl düzelteceğiz? Tabii bu işçilerin aynı ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Şimdi gelecek olursak bir yurttaşlık ücreti bu yeni normalde gündeme getirilen bir kavram. Evet, yani şunu kastediyoruz. Böyle bir karşımıza çok büyük bir işsizler ordusu çıktığı zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bu ciddi bir problem olarak ortaya çıktığı zaman hemen bunlara gelir yardımı yapılması söz konusu oldu ama yine de öncelik şu anda gördüğümüz kadarıyla burada bu krizde firmaları ayakta tutmak, firmaları yaşatmaya yönelik önlemler daha çok bu işsizlere yardım yapılmasının önüne geçiyor. Birinci amaç burada bu krizden firmaları yaşatmaya yönelik olarak çıkıyor. Oradan bir politika seti ve daha çok oyun üzerine tartışılıyor. Bu yurttaşlık ücreti gibi bir kavram da yani her ne olursa olsun siz sadece bir ülkenin yurttaşı olduğunuz için o ülkeden belli bir ücreti, bir asgari ücreti alabilirsiniz. Tabii ki bu asgari ücret uluslararası normlara göre de belirlenebilir ama her ülkenin kendi içinde 3 aşağı 5 yukarı belirleyeceği bir şey olacaktır. Tabii böyle bir politika gündeme gelecekse eğer uzun vadede böyle bir şey dünya gündeminde yer almaya devam edecek. Çünkü bu işsizlerin her ne kadar siz ekonomiyi bazı buradan bu süreçten şirketleri yaşatmayı becerebilir ve tekrar büyümeyi biraz sağlayabilirseniz de ama işsizliğin yarattığı bu sosyal problemlerle baş etmek için böyle bir politikayı da gündeme getirmek gerekecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Can Selçuk'a geçerken aslında bize yollamış olduğu ve bizim isteğimiz üzerine bize yollamış olduğu bazı verilerin yorumunu da ondan rica edeyim. Arkadaşlarımdan isteyeyim ekrana gelsinler, izleyicilerimiz bir görsün ve bütün bu konuştuklarımızın ekrana gelecek o tablolar üzerinden toplumsal etkilerinin ne olduğunu bize anlatsın lütfen Can Selçuk'a. Koronavirüs sonrası hangi aktiviteleri sıklıkla yaparsınız diye sormuşsunuz ki birazdan künye bir liste sizden rica edeceğim ne zaman yapıldı bu diye. Ve burada da uçak seyahatinden AVM ziyaretine, internet alışverişine, restoran, kafe, pastaneye gitmeye dair başlıklar altında insanların eskisinden daha az bu faaliyetleri gerçekleştireceğine dair bulgular elde etmişsiniz. Hızlı harcamalar da gelsin. Sormuşsunuz ekonomik sonuçlar bakımından virüsün etkileri, salgının etkileri ne diye. Burada da bu dönemde borcum arttı diyenlerin sayısı yüksek görünüyor. Salgın bittikten sonra harcamalarım uzun süre normale dönmez diyenlerin sayısı yüksek görünüyor. Kesinlikle katılıyorum diyenler. Bu son verdiğiniz bu grafik sonuç vermiyor. Bu sorunun kendisidir. Ben size sonuçları buradan okuyayım. Peki tamam. Bize gönderdiğinizde o zaman bu rehber olarak algılayacağız bunu, evet, bu sayıları. Evet. Tamam peki o zaman diğer ben soruları söyleyeyim. Diğer grafiği geçerse kazı oradan başlayalım. Tamam arkadaşlar alalım bunu, yanlış bir izlenim oluşmasın o zaman. Bu sadece soruların rehberi diyebiliriz ama sorular şöyle. Bu dönemde borcum arttı diyor musunuz demiyor musunuz? Salgın bittikten sonra harcamalarım uzun süre normale dönmez diyor musunuz demiyor musunuz? Buna ne kadar katılıyorsunuz? Ve salgın bittikten sonra da harcamalarımı kısıtlamak zorunda kalacağım. Buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bir ölçek üzerinde sormuşlar ve ne sonuçlar almışlar. Şimdi bize Can Selçuk'a anlatsın lütfen. Az önce Ege Bey ve Şeref Bey'in de yaptığı analizler üzerine toplumsal etkileri açısından ne söylüyor bize bu veriler? Anlatmasını rica edeceğiz. Buyurunuz, kulağımız sizde. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vatandaşın tüketim tercihleri değişiyor. Tabii bu tüketim tercihlerinin değişmesinde iki temel faktör var. Bir tanesi sağlık kaygılarından dolayı değişiyor. Diğeri de bu süreçte evde kalmanın, işte ücretsiz izne çıkmanın, gelir kaybı olmasının veya işsiz kalmanın getirdiği ekonomik gerçeklikten dolayı, kısıtlardan dolayı değişiyor. Şimdi ekrandaki yansıttığınız sonuçlarımıza bakacak olursak, İkisinin de etkisini burada görebiliyoruz. Mesela işte AVM ziyaretlerinin, sinema, tiyatro, maça gitmek, restoran, kafe veya pastaneye gitmek gibi aktivitelerin günlük hayat normale döndükten sonra daha az yapılacağına dair bir işaret var. Bu sonucun içerisinde hem sağlık kaygısı var hem de bir ekonomik limitleme var. Şimdi buradan işsizliğe konuyu bağlayacak olursak talebin önümüzdeki dönemde azalacağını görüyoruz. Talebin azalması da Ege Hocam ona çok
katıldığımda bir vurgu yaptı hem Amerika'da hem Türkiye'de. Şimdi hizmet sektörü tarafından baktığınız zaman ve istihdama çok büyük katkısı olan hizmet sektöründe bir talep azalması yaşayacağımızı görüyoruz. Dolayısıyla evde kalma sürecinde ve önlemler dahilinde kapanan veya çalışan sayısını azaltan işletmelerin hayat normale döndükten sonra yeni normalde eskisi kadar istihdam yapmayacaklarını, hatta bir kısmının da belki tekrar açılamayacağını görüyoruz. Tabii bunların hepsi istihdam üzerinde, yani işsizlik üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Şimdi bu grafikte dediğim gibi işin hem sağlık kaygısı boyutu var, hem de ekonomik bir takım kısıtların getirdiği sonuç var. Diğer sorumuzda da şunu sorduk, sizin de saydığınız 3 tane ifade önerme sunduk katılımcılarımıza ve bu önermelere ne derecede katılıp katılmadıklarını sorduk. İşte bu dönemde borcum arttı, salgın bittikten sonra harcamalarım uzun süre normale dönmez ve salgın bittikten sonra harcamalarımı kısıtlamak zorunda kalacağım. Öncelikle toplumun %44'e yakını, 43'e yakını bu dönemde borcunun arttığını ifade ediyor. %53'e yakın bir kesim salgın bittikten sonra harcamalarının uzun süre normale dönmeyeceğini söylüyor ve yine %60 salgın bittikten sonra harcamalarını kısıtlamak zorunda kalacağını söylüyor. Yani bir önceki sonucumuzla aslında paralel olarak tüketici davranışındaki bu değişiklikten dolayı talepte bir eksilme olacağını görüyoruz. Aşkın Hanım, Nisan ayının başında yaptığımız ve bir önceki programda sizle paylaştığım sonuçlara da bakacak olursak şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu koronavirüsün ekonomik boyutundan toplumun yaklaşık %75-80 oranında kesiminin doğrudan etkilendiğini görüyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Bu oranın talep üzerinde yaratacağı talepteki azalma maalesef önümüzdeki dönemde özellikle hizmet sektörü kaynaklı işsizliğe olumsuz olarak etki edecektir. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Tabii ki de burada tekrar etmekte fayda var. Ekonomik kısıtlardan bağımsız olarak da tüketici davranışı sağlık kaygıları nedeniyle de değişecekmiş gibi gözüküyor. Bu etkinin hemen hayat normale döndükten sonra ne kadar süre kalacağını kestirmek şu anda zor ama tahminim odur ki bu sağlık kaygısı nedeniyle değişen tüketici davranış biçimini biraz daha uzun sürebilir. Çok hızlı ne zaman, kaç kişiyle, hangi metotla bu bilgileri derlediğinizi de topladığınızı da bize söyleyebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Biz bunları, bu araştırmayı 4-5 Mayıs tarihleri arasında Türkiye çapında 1537 kişiyle bilgisayar destekli telefon anketi görüşmesi yöntemi kullanarak yaptık. Sonuçlarımız %95 güven aralığında ve artı eksi 2,5 hata payında istatistik olarak anlamlı ulusal seviyede sonuçlar üretmektedir. Merak eden izleyiciler olursa da daha detaylı sonuçları biz bunları TürkiyeRaporu.com sayfamıza da yayınlıyoruz. Girip inceleyebilirler. Çok teşekkür ederim. Rejiden bana verilen bilgiye göre son 3 dakikamız içerisindeyiz. Dolayısıyla hızla yorumlarınızı rica edeceğim. Kur meselesi var. Bizim ekranın sağ alt köşesinde zaten euro ve dolar kuruyla ilgili bilgiler dönüyor bir taraftan da. Artış düşüş arkasındaki hikaye nedir? Kurla ilgili beklenti nedir? Şeref Bey, Ege Bey, Can Selçuk'e buyurunuz. Evet, kur konusunda şu anda kim ne söylerse yalan söyler. Açıkçası koronanın kafasında bir kur var. O koronanın kurunu da bize söylemiyor. Çünkü ona ne aşı bulabildik ne tedaviyi herkesin erişebileceği bir noktaya taşıdık. Ancak şu gerçek ki bu kur bu fiyatta duramayacak, biraz aşağı inecek Türkiye özelinde gelirse. Fakat bu ekonomilere yüklediği sıkıntı sadece kur üzerinden değil, ilk defa talebin düşmesiyle beraber gelecek yeni sıkıntılar da kuru belirlemede önemli olacak. Faizlerle, bütçe açığıyla vesaireyle artık kuru bir arada tutmak, kontrol altında tutmak, öngörmek ortadan kalktı. Kısacası ben talebin bu işi belirleyeceğini şu anlamda söylüyorum son söz olarak. Ekonomi yolundayken, gürül gürül akarken doldurmaya alışık olanlar şimdi damlarken biriktirmek gibi yepyeni bir alışkanlıkla karlarını,
iş süreçlerini, iletişim süreçlerini, ilişki süreçlerini tayin edecek ve bunun doğurduğu ekonominin üzerinden kuru biz ancak konuşabileceğiz. Şu anda koronanın kafasındaki kuru bilmeye, kestirmeye imkan yok. Çok teşekkürler. Buyurun Egebe. Şöyle diyelim şimdi, hızlı bir düzelme olursa bu kurgu seviyelerde belki de evet bir swap anlaşmasıyla daha da aşağıya gidebilir, bu seviyelerde dalgalanabilir. Ama hızlı bir düzelme olursa, yani bütün dünya işte ticaret tekrar canlanırsa, ihracatımız ve biz öyle bir klasik duruma doğru dönersek yıl sonuna kadar bu böyle gidebilir. Ama yani bu olmazsa tabii orada ciddi bir belirsizlik var. O yine biz bir dış ödemeler bilançosu baskısıyla karşılaştığımız zaman kurun üzerinde de bir baskı olacaktır. Ama işte yine bunları tabii öngörmek, özellikle de kur gibi bir değişkeni öngörmek biraz zor doğru söylemek gerekirse. Böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Can Selçuk'a bir de psikolojik boyutu var bu işin. İnsanlar hangi gözle doları izliyor, onu da soralım. Şöyle biliyorsunuz, Türk lirasının değeri, döviz karşısında değeri ne takip etmek, ekonomik performansı takip etmek için bize 90'lardan kalma bir miras. Yani kaç yaşında olursanız olsun herkesin hafızasında açıkçası böyle hikayeler var. Dolayısıyla liranın değer kaybetmesi, doların böyle hiç görülmemiş rakamlarda olması bir endişe ve yer yer güvensizlik hissiyatını tabii ki ortaya çıkartıyor. Ama şunu söylemek lazım kur özelinde, muazzam belirsizlik var. Ve de asimetrik küresel toparlanma içerisinde bu konuda bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Ama kolektif hafızamızda ekonominin gidişatıyla döviz kurunun seviyesi arasında çok ciddi bir ilişki olduğu da açık. Çok teşekkür ediyorum. Üç konuğuma da Şeref Oğuz, Profesör Doktor Ege Yazgan ve Can Selçuk'u, ekonomi nereye gidiyor bunu anlamaya gayret ettik. Vakit ayırdığınız için tekrar sağ olun. Şimdi reklam zamanı.